gençler, ben bugün sizlerle birlikte Köy Craft adlı yeni bir seriye başlıyoruz gençler. Gördüğünüz gibi şu an kendi evimizdeyiz. Niye kendi evimizdeyiz gençler? Burada evimiz kendi hazır halinde. Evet, burada gördüğünüz gibi bir sürü farklı ev var. Bu farklı evlerin kimin olduğuna da değineceğim. Burası benim evim gençler. Seriye hazır bir evin içinde başlıyoruz, evet. Çünkü Köy Craft yani sonuçta. Hani belirli bir köyde başlıyoruz. Kendi evimizi falan şu anlık yapmıyoruz. Şu anlık bu evdeyiz. Burada Bay Doktor'un kral dairesi var. Doktor da burada. Ay, vurabiliyormuşum, pardon. Yazayım da dur. O da bana vurması kılıcı var. O seriye birazcık daha önce başladı. Hani hepimiz ortak çekiyoruz burada seriyi. O seriye biraz daha önce başladığı için şu an benden daha iyi. Bayağı daha iyi. Burada da ters maskenin düz evi var. Evet. Burada işte üçümüzün evi var gençler. Bu seri 3 YouTuber'ın hani ortak şeyi olacak. Burada da inşaat yapılıyor. Evet, buraya neler yapıldığını bilmiyorum. Burası sanırım mahkeme alanı gibi bir şey. Tam olarak bilmiyorum. Onun dışında gençler, şimdi bu bölümde çok bir şey yapmayacağız. Bu bölümde size biraz Köy Craft'ı tanıtacağım. Köy Craft'ı tanıtacağım derken, gerçi evimizi çok incelemedik ama evde zaten çok bir şey yok. Sadece dışarıdan görünümü güzel. İçi çok dolu değil. Şimdi size biraz Köy Craft'ı göstereceğim gençler. Burası mahkeme. Burası vergi dairesi. Burası da sanırım kasa açma yeri. Ama kasa açmak için bize belirli bir anahtar gerekiyor. Ben şuradan abi gideyim. Bu arada post kutularımız var gençler, hepimizin. Bize her hafta şöyle bir anahtar veriliyor, haftalık kasa diye. Gidip şimdi haftalık kasayı açacağım gençler. Bu arada şunun üstünde yürüyünce daha az mı acıkıyormuşuz, öyle bir şeymiş. Yukarıda bir şey mi vardı, bana mı öyle geldi? Her neyse. Buraya sanırım araba mı yapıyor, vinç mi yapıyor? Bir şey yapıyor abi. Evet, bir şey yapıyor, bilmiyorum. Şimdi gelelim abi, haftalık kasamızı açalım. Şans kasası. Hayatta kalma kasası. Heh, haftalık kasa. Hadi bakalım, güzel bir şey çıksın abi ya. Vallahi ilk videodan çok güzel olur. Aa, diamond. Kağıt mı? Bir tane kağıt mı verdin abi sen cidden bana? Olamaz! Neyse. Gençler, burada da anahtar satan bir abimiz var ama anahtar almak cidden zor. Hani seri birazcık zor olsun istedik gençler. Hani onu alayım, şunu alayım, bu olsun, bu şu olsun falan diye değil de. Gördüğünüz gibi şunlar Türk lirası, hani TL. Ne diyor? 100 TL bir anahtar parçası ediyormuş. Bir anahtar parçası. Evet, bir anahtar parçası. Şans kasasının için 5 tane anahtar parçası istiyor. Yani bu ne demek? 500 lira şans kasası açmak. Haftalık kasa 400 lira. Bu ne? Hayatta kalma kasası da 300 lira. Evet, bunlara sol klik yaptığımızda kasalardan çıkanları görebiliyoruz zaten. Bu şekilde. Evet, şans kasası biraz yani şans istiyor, evet. Kazanırsanız 9 tane elmas kazanabiliyorsunuz. Onun dışında pek bir şey yok. Bir gidelim çalışana şey diyelim, kolay gelsin diyelim. Utku! O şu an çok çalışıyor, şu an sanırım cevap veremiyor bize. Belki de yeni görmüştür, heh. Gördü, eyvallah, yazdı, evet. Şimdi gidelim gençler, marketi inceleyelim. Onun dışında... Sanırım doktor da şu an videoda. Tam olarak bilmiyorum ama onu da ziyarete gideriz birazdan. Eğer bizi evine alırsa. Şimdi burası marketimizin alt katı. Burada buy dediğine bakmayın. Burada diamond satabiliyoruz. Altın satabiliyoruz. Iron satabiliyoruz. Lapis satabiliyoruz ve zümrüt satabiliyoruz. Bunların da işte fiyatları böyle. Burada dolar yazdığına bakmayın gençler. Hani aslında dolar, evet. Burada slash money yazdığımızda. Evet, şu an yazamıyorum. Bu dolar, nasıl diyeyim? Ben de şu an hiç para olmadığı için yazamıyorum büyük ihtimalle. Her neyse. Dolar, evet, 1 dolar 1 Türk lirası ediyor oyunun içinde şu an. Hani ekstra bir şey gerekmiyor. Zaten üst katta göstereceğim. Üst kattan dolarlarınızı Türk lirasına çevirebiliyorsunuz. Çünkü çoğu alışveriş Türk lirasından oluyor. Sadece satışlar dolar üzerinden oluyor. Burada gördüğünüz gibi döviz bürosu diyor burada zaten. 1 doları 1 Türk lirasına çevirebiliyorsunuz rahatlıkla. Burada marketlerimizi şeyler, köylüler işletiyor biraz da. Kozmetik Mahmut var. Evet, burada yün satıyor para karşılığında. Tabii normal olarak para karşılığında. Evet, burada da açık gri yün. İki tane kozmetikçimiz var. Çiftçi Recep, evet. Buğday tohumu, karpuz tohumu, bal kabağı tohumu falan. İsterseniz bal kabağınız varsa siz satabiliyorsunuz. Karpuzunuz varsa siz satabiliyorsunuz. Buradan hem alım hem satım yapabiliyorsunuz gençler. Burada maden coin diyor. Bu maden coin de işte 100 liraymış. 100 liraya maden coin alıp 400 liraya bir tane elmas alabiliyorsunuz. Ama ben çok alacağımı zannetmiyorum. Hani gidip madenden kasmak daha mantıklı olacaktır, ona eminim. Onun dışında Rambo Hüseyin var abi burada. Bu Rambo Hüseyin'den bir şey alamıyorsunuz abi.
Hani tek yapabileceğiniz madende kastığınız ya da odun kırarak kastığınız şeyleri gelip bu adama satabiliyorsunuz ve buradan para alabiliyorsunuz. Onun dışında başka. Evet, inşaatçı Ulvi diyor abi burada da. Beyaz çimento. Yani hani çimento alabiliyorsunuz buradan da. Hani ekstra bir şey yok. Ben zaten ileride şu evimin gri taraflarını abi ne bileyim kırmızı çimento ile falan daha renkli bir şey yapmak istiyorum. Onun dışında ekstra bir şey yok abi. Amele Kamuran diyor. Bu neymiş? Evet bunda da renkli çimentolar falan var. Evet çok ekstra bir şey yok gençler bunlar dışında da. Şimdi gidelim. Ben de burada starting şey var. 15 tane büftek hediye ettiler bana. Daha yeni başladığım için. Bu vergi dairesinin mantığını göstereyim gençler biraz da size. Bu vergi Zeus niye havlıyor ya? Her neyse. Vergi dairesinin mantığı şöyle. Yani normalde 7 gün ama biz 7 gün böyle sadece bu videoyu yapmayacağımız, sadece bu seriyi yapmayacağımız için 7 videoda bir abi bizim 250 dolar vermemiz gerekiyor. Yani 250 dolar 250 Türk lirası. Oyun içinde bunlar aynı sayılıyor. Bu neymiş? Para göz Necmi. Evet, vergi coin vermemiz gerekiyor abi bizim. 7 videoda bir. O da bize kitap veriyormuş zaten. Vergiyi verdiğimize dair bir kitap veriyormuş. Her neyse işte bunu vermemiz gerekiyor abi 7 günde bir. Ben de şu an hiç para olmadığı için birazcık para kasmam gerekiyor. Ancak bu bölüm o kadar çok para kasabileceğimi zannetmiyorum. Sonuçta hani daha yeni başladık. Neyse gelin şurada bir havuza girsek kızarlar mı bize ya? Neyse kimse görmüyor abi. Woohoo! Şu an 1.13 ile oynadığımız için gençler böyle bir yüzme efekti geldi zaten 1.13'te bilirsiniz. Ben çok beğeniyorum. Kaplumbağalarla birlikte izliyoruz kaplumbağalar. Evet elimde büftekle yüzüyorum ama şöyle daha iyi. Evet daha hızlı mı yüzüyoruz bilmiyorum ama gene güzel bir görüntü oluyor. Çok acıkmamak için gençler hızlı koşmadan, zıplamadan şey yapmaya çalışacağım çünkü bunlar bizi zorlayabilir. Onun dışında doktor nerede abi? Doktor gitti. Ondan bir balta isteyecektim ben ya. Evet buraya sanırım vinç, burada ne yazıyor? Ha plaka evet, bu sanırım baya büyük bir vinç tarzı bir şey yaptı. Her neyse biz biraz gidelim şuraları da inceleyelim abi. Burası ortak maden alanı gençler. Burası dışında maden yaparsanız mahkemelik olabiliyorsunuz. Hatta doktor yani Alperen mahkemelik oldu. Kapısını falan aldılar onun da. Hani çünkü farklı bir yerde maden yapmış. Farklı bir yerde maden yapmanız için hani devletten ya da ne bileyim artık bir kurumdan izin almanız gerekiyor. Burası kullanıcı satış alanı gençler. Atıyorum buralar daha satışa çıkmadı yani bunların bir belirli bir zamanı var ama atıyorum bende bir sürü eşya var, atıyorum havuç var, patates var filan var. Ben onları satmak istersem diğer oynayıcılara buraya gelip abi pazar açıyorum. Evet mantığımız tamamen bu şekilde ilerliyor. Buranın inşaatı daha bitmemiş zaten. Onun dışında ekstra bir şey var mı abi, ekstra bir şey? Ha şurası var abi. Şurayı, ama şuraya Optifine'da girmediğim için şuraya gidip incelemem gerekiyor biraz. Şöyle söyleyeyim, aynı burası gibi bir alan var orada da gençler. Orada da ufak sera alanları var. Oralar da kiralanıyor. Şehir içinde herhangi bir yere tarım, hani izinsiz tarım ya da ne bileyim dokunamıyoruz. Çok bir şey yapamıyoruz o konuda. O yüzden hani bize böyle minik tarım alanları verilecek. Ya da alacağız yani, verilecekten kalsın. Böyle tarım alanları alacağız. Onları inceleyeceğiz ne ya? Onlardan, buralarda işte tarımlar yapacağız. Onları satacağız. Yiyeceğiz, edeceğiz falan. Hani herhangi bir farklı bir yere yapamıyoruz abi. Bu arada şurada evet şuradan gözüküyor. Burada köylüler var gençler. O köylüler de halktan sayıldığı için onları herhangi bir şekilde rahatsız edemiyoruz. Öyle bir iznimiz yok. Ben şehirden biraz uzaklaşıp abi şurada odun kıracağım. Çünkü çok yakında kırarsam ben de haciz yiyebilirim. Evet. Hani şehrin içinde de gençler herhangi bir yaratık öldüremiyoruz. Atıyorum şehre domuz geldi, tavuk geldi, inek geldi. Onları maalesef öldüremiyoruz. Ama zombi falan gelirse öldürebiliriz. Ama zombinin geleceğinden de ne kadar eminim bilmiyorum. Onun dışında ekstra bir şey var mı? Yok. Şu anlık odun kırıyoruz abim ekstra. Evet. Daha varmış lan. Yani şu odunlardan minik bir balta yapayım kendime ben. Hemen. Evet. Bunu tahtaların hepsini alayım abi. Güzel. Yani biraz survival'andırabilir gençler size başlarda ama bir... Farklılık olacak. Ne farklılık olacak gençler? Bu serinin kolay kolay sonu gelmeyecek. Çünkü seride hani sürekli yenilikler gelecek. Hani sürekli gelişen bir ülke gibi. Hani o tarz yenilikler gelecek abi. O yüzden ben şu tahtaları bir kırayım önce, odunları. Yani burada hangi odunu kırdığım çok fark etmez ama. Birazcık da para kasmam gerekiyor. Birazcık değil aslında, çoğunlukla para kasmam gerekiyor ki ilerlememin çoğunu parayla sağlayacağım.
Yağmur durdu, güzel. Onun içinde hani en güzel, hani bu çoğu oyunda vardır zaten ya. Hani para kasmanın bir yolu vardır mutlaka. İşte bu serverda da para kasmanın en iyi yolunu bulacağız abi. Ben şu ana kadar anladığım kadarıyla pek odunla filan çok iyi para kasılmıyor yani. Doğruya doğru, odunla taşla filan çok iyi para kazılmıyor. Büyük ihtimalle gençler yapmamız gereken ne olacak? Bizim gidip diamond, gold, iron filan bulup hani işimize yaramayan kısmını satarak o tarz bir şekilde gelişebiliriz abi. Şimdi ben bir kazma yapacağım kendime. Kazmayı yaptık. Şunu da alıp gideceğim abi. Çünkü buradan madene giremem. Buradan madene girersem benim için sıkıntılı olabilir. 14 tane büfteğimden. Neyse, bir tane yemeyeyim ya. Dur birazcık daha çıkayım, ondan sonra yerim. Bunlar köyün içinde sayılmıyor galiba ya. Bunları şey yapabiliriz. Tamam. Burada elma mı gördüm ben? Bana mı öyle geldi? Sanırım bana öyle geldi. Aa, burada bir zombi var abi. Şu an hiç bulaşmak istemiyorum ona. Buradan yavaş yavaş uzaklaşalım. Ortak maden alanına gideceğim abi. Ortak maden alanında şurada bir yerdeydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık hızlı gitmem gerekiyor. Artık biraz acıkacağız, yapacak bir şeyimiz yok. Acıkma korkumun olmasının sebebi de gençler, hani dediğim gibi server birazcık zor olacak. Köycraft birazcık zor olacağı için çok da acıkmak istemiyorum yani, doğruya doğru. Neyse, şunu yiyeyim bari ben. Evet. Ortak maden, evet, tamam, tam şurada. Şuranın inşaatı daha bitmedi galiba. Evet. Daha bitmemiş inşaat. Onun dışında evet, buradan madene iniyoruz gençler. Buraya ekstra alanlar. Aa, benim hiç torçum yok. Benim hiç torçum yok. Sanırım buraları kırmamız izin yok abi. Biraz aşağılardan biraz taş kırıp bir fırın yapayım kendime. Fırın ne alaka ya? Bir taş kazma yapayım, pardon, özür dilerim. Onun dışında ya, burada torç falan varmış gerçi ama birazcık kömür bulsam çok işime yarar aslında ya. Iron buldum. Oh! Abi iron kılıçlı zombi var. Abi. Buradan kaçamam ya. Gelin lan buraya. Dın dın dırı dın dın dırı dın dın dırı dın. Oğlum bunlar... öldürdüm. Lan keşke iron kılıcı çıksaydı ya. Neyse, bu çürüketleri satabiliriz herhalde. Bilmiyorum tam olarak ama. Şimdi şuraya crafting'i koyayım. Şu iron'ları alayım abi. İlk şeyden iron gelmesi güzel oldu ama ondan önce çubuğum yokmuş benim. Evet, birazcık çubuk iyi gelir. Bunları koyalım. Evet, ilk iron'ımızı bulduk. İlk bölümden iron bulduk, çok güzel. Keşke diamond bulsaydık ama olsun. Diamond bulsak da kazamazdık iron bulamadığımız için. Onun dışında benim birazcık kömüre ihtiyacım var abi. Aa, dur şeyi bırakmayayım burada. Neydi onun ismi? Crafting'i burada bırakmayayım. Lazım olacak çünkü. Evet abi. Yani... Aa. Doktor hala serverda, o da videoda büyük ihtimalle. Biri bir şey mi yazdı? Abi. Ben de açım yazdım yüzsüz gibi. Umarım bir şey demezler. buradan çıksak abi. Ama burası biraz sıkıntılı gibi ya. Evet, kömür filan bulamadık abim. Aa, bak burası güzelmiş. Ama buraya birileri gelmiş galiba abi. Buraya taşmaş koymuşlar. Aa, bir sürü iron var. Güzel. Tamam, o iron'ları unutmayayım. Evet, burada da iron var ama kömür bulduk abim şimdilik. Kömür bulduk, evet. Şunu lava düşürmeden. Evet, tamam. Evet, şu anlık güzel. Şu kömürleri de aldıktan sonra zaten madenimizin yeri belli. Ben bir şehre çıkayım abi. Bunlar şehirde ne yapıyor tam olarak bilmiyorum. Köyü herhalde büyük ihtimalle zombiler bastı. Evet, bir gidip bakmam gerekiyor oraya ama Oğuz çabuk eve kaç. Madendeyim, ne oluyor ya? Ne oluyor ya, yazamadım da. Ben nereden geri döneceğim abi? Ay, bir de gençler şöyle bir şey söyleyeyim size. Keep inventory falan kesinlikle yok serverda. Hani ölürsek bu kadar kastığımız her şey boşa gidecek abi. Şehre sakın gelme, hayaletler bastı. Hayda. Dur bakayım. Kışkış cinler yazmış Utku'da. şimdi. Evet, sanırım doğru yoldayım abi, şu anlık tam olarak emin değilim. Şunları da alayım mı ya? Şunları da alayım abi. Oo, bu kadar uzaktan kırabiliyor muyum? Güzel. Yani bu kadar kömür şimdilik işimi görecektir. Zaten benim amacım torç yapmak içindi yani, kömür istememin sebebi. Ben dur bakayım, nereden çıktım abi? Nereden geldim buraya? Aa, dur bakayım.
Oradan mı geldim? Ama orası dur bakayım, taşım var ama taş harcamak da istemiyorum. Neyse artık tahta harcayacağım ya. Tahtayı daha kolay bulabiliyoruz sonuçta. Buradan mı geldim abi ben? Bakayım. Evet buradan gelmişim. Tamam çok güzel. Köye gidiyorum ama benim kılıcım yok abi. O yüzden hani köye cidden hayaletler bastıysa, bana şaka yapmıyorlarsa şöyle bir şeye ihtiyacım olacak. Evet böyle bir şeye ihtiyacım olacak abi. Hatta şunu da geri kıralım. Evet gelin bakalım zombiler ya da hayaletler, her neyse artık. Evet kılıçla tokatlarım onları. Dur bakayım. Ha buraya bak, burası değil, burası değil. Evet birazcık daha çıkmamız gerekiyor. Hava karardı. Evet şu anlık bir şey görmüyorum. Büyük ihtimalle temizlediler mi ya? Aman aman aman. Büyük ihtimalle doktor evine girdi. Evet oranın kapısı açıldı yani. Evet oradaymış. Bunlar ne? Bunlar ne ulan? Oğlum bu ne? Oh! Oğlum creeper falan bastı köyü. O uçan şeyler ne abi? Ayda. Abi ben eve kaçıyorum. Eve kaçıyorum abi. Oh! Patladı. Ay. Evet eve kaçtım ben. Abi umarım balkondan falan girmezler ya. Ben şu balkona da bir çit yapmam gerekiyordu aslında.